Herkese merhaba. Ben her kitaptan bir tutam. Ve bu da kedim Gölgem. Gölgem merhaba da. Merhaba. Merhaba. Biz bugün 2022'de okuyacağım kitaplardan okuyacağım, okuyacağım. Kitaplardan konuşacağız değil mi Gölgem? Evet. evet. Gölgem size yeterince post kestiğine göre çok dostluğu durası geldi bugün. Gölgem'i salalım. Görüşürüz. Görüşürüz Gölgem. Evet, tekrardan ben aynı kitaptan bir tutam. Umarım çok iyisinizdir ve günleriniz çok güzel geçiyordur. Ve yine umarım ki bu güzel günlerde bol bol çok sevdiğiniz kitapları okuyabiliyorsunuzdur. Ben e, bu sene okuyacağım, okumayı planladım, okumak istedim. Ve zamanım olsa okumak için ilk başta tercih edeceğim kitapları size göstereceğim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Canım sivitimi de giydim. E, Akdeniz tipte dönem 5 öğrencisiyim. Ve ikinci döneme girdik artık. Ve herkes şunu diyor, 5. sınıfın ikinci döneminde tuz çalışmaya başlamıştım. Yani benim herkese göre tuz çalışmaya başlamam gerekiyor artık. Ve e, dershaneyi de çok fazla ektiğim için. Yok kitap var çalıştım yok. Okuldaki sınavlarımdan dolayı yok. Gitmek istemediğimde gitmedim falan. Kitaplarımı da dolduramadım hiç. Yani kitaplarım da çok boş. O yüzden e, geçen senekler kadar okuyamayacağım. Çünkü geçen ilk senede birinde 125 birinde 105 kitap okudum. O yüzden okuma sayım düşecek. E, bir de de yoğun olduğu için çok kalın kitaplarda okumak istemiyorum genel olarak. Çünkü beynim çok yorgun oluyor. Ee, tıp yani geri kalan dersler de mutlaka öyledir ama tıp dersleri daha çok ezbere yönelik olduğu için beyniniz böyle çok yoğun oluyor, çok dolu oluyor ve kitap görmek istemeyecek konuma geliyorsunuz. Benim öyle 5-6 hafta hiç kitap okuyamadığım bir dönem oldu 2021'in sonunda. O yüzden 2022 için daha ince böyle minimal <laughs> elimi alıp hızlı bir şekilde bitirebileceğim ya da beynimi daha boş tutabilecek ve beni çok zorlamayacak kitaplar seçmeye çalıştım. Ama tabii araları bir iki tane de çok merak ettiğim ve daha kalın kitapları da ekledim. Hala çok stresliyim. Hem nasıl, kitap okumayı çok seviyorum ve buraya da devam etmek istiyorum ama Tuz'la beraber nasıl olacak çok stresliyim. Bu e, sadece de yaptığıma göre 2022'de okumayı düşündüğüm ya da okumak istediğim kitapları size göstermeye geçiyorum. Daha çok ince kitaplara yönelmeyi düşünüyorum derken bahsettiğim buydu mesela. E, listemdeki ilk kitap Babaya Mektup. Neden bunu listeme aldım? Çünkü ben Kafka'nın iç kitabını okudum. Aferizmaları okudum, Milena'ya mektupları okudum, dönüşümü okudum ama Kafka hala beni çok korkutuyor okuma konusunda. Mesela en çok korktuğum kitabı da Babaya Mektup. Neden bilmiyorum. E, pek sevmeyecekmişim ve bana biraz borcu gelecekmiş gibi bir hissiyat var içimde. Genelde böyle korktuğum kitapları çok fazla erteliyorum ama Baba Yemek'te çok ince mesela. Neden? 57 sayfa korktu. Hani bu kadar korkacağım okuyup bitirsem şu ana kadar bu olayı çoktan aşmıştı. O yüzden dedim ki bari 2022'de oku işte. Al ince kitap. Al. Klasik. Çok mis gibi. istediğin tarzda bir kitap diyerek bunun listemi aldım. Hala çok korkuyorum ama okurum ya bunu bu sene. Kendime inat edip yine okurum. Ve gerçekten çok ince kitaplar seçiyorum. 57 sayfa ne? Bu ilk kitabımı seçtiğim. Seçtiğim bir diğer kitap Eğer Kızın Olsaydım. Bu da daha çok işte e, yoğun ders dönemlerinde gerçekten beynimi boşaltmak istediğim dönemlerde okuyabileceğim kendimi çok yormayacak kitaplardan bir tanesi. Ama bunun bir de da çok. Konusu da aşırı iyi. E, trans ve bireyin annesiyle olan yanlış hatırlamıyorsam hikayesini anlatıyor. Annesiyle olan olmasa da yani trans bir bireyin hayatını anlatıyor. O yüzden ben çok merak ettim. Çünkü daha böyle yazılmaya cesaret isteyen ya da yazılma konusunda hep geri planda kalınan, yazarların yazmayı çok tercih etmediği karakterler ve hayat hikayelerini okumayı çok seviyorum. Eğer öyle farklı hikayeler ya da kitaplar biliyorsanız yorumları da bırakabilirsiniz. Çünkü gerçekten ilgimi çok çekiyorlar. Eğer kızın olsaydım da hiç bu tarz bir kitap olduğunu bilmiyordum. O yüzden hiç ilgimi çekmiyordu. Konusunu öğrendikten sonra direkt aldım. Bunun hakkında da beklentim çok fazla yüksek. Çok yüksek. Hatta bunu bayağı erken dönemde okuyabilirim. Çünkü en merak ettiklerimden bir tanesi. Diğer kitabım Huzursuzluk. Ben Livaneli'yi çok seviyorum. Seveni var. Sevmeyeni de var Livaneli'ni. Duydum. Böyle çok katı bir şekilde sevmeyen çok fazla insan da duydum. Ama ben kitaplarını seviyorum. Ve okumaktan da çok keyif alıyorum. 4-5 kitabını da okudum. Huzursuzluk okumadıklarımdan bir tanesi. Ve 150 sayfa. Hani... 150 sayfada çok beğeneceğim bir kitap okuyacağımı düşündüğüm için bunu da listeye aldım. Zaten genel olarak yazarını çok sevdiğim için bunu da seveceğimi düşünüyorum. O yüzden bir taşla iki kuş mis gibi. Eğer 2021 okuma listemi izlerseniz 2021 okuma listemde de Martin gösterdiğimi görebilirsiniz. Okudum mu? Hayır. Neden? Hala çok korkuyorum. Şimdi Jack London benim en sevdiğim yazar. Gerçekten bunu her videoda söylemesem içimde kalıyor. Çok seviyorum. Aşırı derecede bir hayranlığım var Jack London'a ne yazsa okurum ki okumaya da çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Ama Martin Eden'ı hala okumadım. Neden? Herkesin en sevdiği kitap Martin Eden. Jack London'ı okumayanlar ya da çok fazla bilmeyenlerin bile en sevdiği kitap Martin Eden. Ben en sevdiğim yazarın en iyi kitabını okumaktan çok korkuyorum. Ya sevmezsem ya da ya herkesin anladığını anlayamazsam ya farklı bir şey olursa da yani hissetmek istediklerimi hissedemezsem de çok korkuyorum. Ve kalın bir kitap biraz. Çok değilmiş aslında. 500 sayfa. Yani benim okuduklarıma göre çok kalın değil. Ama modern klasiklerde 500 sayfa bana biraz kalın geliyor. Bir de bu yüzden biraz gözümü korkutuyor. O yüzden hala okumadım. Ama daha asıl olarak herkesin çok sevmesini söyleyebilirim. Ama bu sene okumak istiyorum. Ama işte bu sene de biraz yoğunum. Belki böyle bir tatile denk getirip 15 tatilde okumam büyük ihtimalle de. Böyle bir yaz tatilinde Yaz tatilinde 3 hafta bu arada benimki. Bir de büt, bütün var bir tane. İnşallah bir taneyle devam ederim. O bütten dolayı tam bir yaz tatilim de olmayacak zaten. Yani o bütün tarihine falan da bağlı. Ne kadar olacağını bilmiyorum. Belki o ara okuyabilirim. Çok emin değilim. O bütün de kitap okuduğum için kaldım biliyor musunuz? 2 haftalık bir şeydi, staydı, Rahat bir staj olduğunu düşünüp full kitap okudum. Sonra kaldım. Ama pişman değilim. Çok güzel kitaplar okudum. Listeme aldığım bir diğer kitap. Ayfer Tunç'tan Suzan Defteri. Suzan Defter, pardon. Suzan Defter. Bu kitabı da neden aldım? Alper Tunç'u hiç okumadım ama bende bir kitabı daha var. Ama onu da okumadım. İşte Alper Tunç'la tanışayım diye bu iki kitabı aynı anda almıştım. Hala okuyamadığım için dedim ki tanışayım. Özellikle şu sıra şeye taktım. Hiç okumadığım yazarları bir kere okuyup yazarla tanışayım. Mesela yeni bir alışveriş yaptım. Full hiç okumadığım yazarları aldım. Genelde klasiklerden aldım. Hani şu an öyle bir takıntım var. Bakalım nereye kadar devam edeceğim. Zaten genelde seçtiğim kitaplarda hiç okumadığım yazarlar. Mesela öyle bir kitap daha göstereceğim şimdi. O da Aşkımız Eski Bir Roman Ahmet Ümit'ten. Ben Ahmet Ümit'i de hiç okumadım. Bu kitabı seçme sebebim de Ahmet Ümit'in en ince kitabı olduğu ve en rahat okuyabileceğim ve başlamak için en iyi olan ve adını en çok duymuş olduğum olduğu içindi. İyi bir cümle oldu mu? Umarım olmuştur. O yüzden bunu da çok merak ediyorum. Çünkü Ahmet Ümit'i herkes çok seviyor. Özellikle bir tane arkadaşımın ablası aşırı seviyor. Ve ben polisi okumayı seviyorum. Çok fazla okumuyorum. Ama seviyorum. Okuduklarımı hep çok sevdim. O yüzden bunun hakkında da beklentim yüksek. O yüzden bunu da okuyup aradan çıkarmak istiyorum. Aa bakın ben Ahmet ile tanıştım diye. Bu da bu yüzden listeme aldığım bir kitaptı. Ve burada yine beynimi boşaltmak istediğim dönemlerde daha rahat kafa istediğim dönemlerde, daha böyle sınav yoğunluğunun olduğu dönemlerde ara ara okuyabilmek için seçtiğim kitaplardan bir tanesi. Mürekkebe Boyunan Sardunya. Bu bir gençlik kitabı. Ben gençlik kitaplarını okumayı da seviyorum bu arada. Genelde herkes şey modunda olabiliyor. Aa kaç yaşında gelmişsin hala gençlik kitabı okuyorsun. Ah evet hala gençlik kitabı okuyorum. Çünkü bence insanların bazen bunlara da ihtiyacı olur. Neden öyle düşünüyorsunuz yani? Klasik de okumaya çalışıyorum. Her şeyi okuyorum ki ben. Yani şu tarz hiç okumadım dediğim bir tarz var mı? Hı, felsefe kitabı hiç okumadım sanırım daha önce. Onda bir tane öyle Sofi Sofian, Sofi'nin dinası tarzı. Söyledim. O var ama onu da hala okumadım. Bu da o nedenle aldığım bir kitap. Bunu herkes çok seviyor bu arada ama bu çok kalın ya. 525 sayfa. Herkes aşırı güzel bir aşk hikayesi diyor. Şimdi aşırı güzel bir aşk hikayesi olması güzel ama ben fix aşk hikayesi okumayı çok tercih eden biri değilim. Yani böyle full romantik okumayı çok sevmiyorum. O yüzden hani mesela sevecek miyim acaba ben? Herkes çok sevmiş. Yine de okuyacağım onu da bir ara. Hatta yakın zamanda okuyabilirim. Ve çok fazla okumadığım polisiye gibi ama okuduğumda çok sevdiğim türlerden bir tanesi de tarihi. Şimdi bu tarihi kurgu mu? Kraliçenin rakipleri var mesela. Neredesin kraliçenin rakipleri? Kraliçenin rakiplerini 2022 favorilerim için yerinden çıkartmıştım. Geri de koymamışım herhalde. Şuralarda bir yerde olması lazımdı yoksa. Ha var zaten şu. Bakayım evet bu. Mesela gerçek hikayelerden ve gerçek karakterlerden uyarlanmış ama kurgu bir hikaye. Şimdi bu da kurgu mu yoksa geografi şeklinde mi çok bilmiyorum. Ama biyografi şeklinde gibi. Ama neyse genel olarak tarihi şeyler okumayı seviyorum ve bu kitabın tasarımı benim çok hoşuma gitti. Böyle çok çok antiklopedi gibi ve çok fotoğraflı falan çok hoş duruyor. O yüzden bunu merak ettiğim için okumayı düşünüyorum. Ben nedense kalın biraz. Yok çok kalın değilmiş. 280 sayfa. Biraz daha büyük normal kitaplara göre. Ama yine de seveceğimi düşünüyorum. Bu da o tarz listeme aldığım kitaplardan bir tanesiydi. Şimdi Benim listemle alakalı şöyle bir sıkıntım da var. Ee, bazı yayın evlerinin protokol gruplarındayım ben. Ama bu sene Tüsenem'de olduğum için ki bunu çok fazla duyacaksınız bu videoda. Artık çok fazla kitap okuyamadığım için bazı protokollerden çıktım. Ee, o yüzden eskisi kadar kitap gelmiyor. Ama yine de gelenleri mecbur bazen daha öne almam gerektiği için. Bazen alamasam da ee, hani değişiyor illa. Ama olsun. Yine de değişmezse böyle olacağını siz bilin. Yine de aralarında okuduklarım olur. Bu da aldığım diğer bir modern klasik. Doktor Jack Lee ile Bay Hyde tuhaf bir vaka. Bunu ne anlamda olduğunu bilmiyorum ama doktor yazdığı için tıpla alakalı bir şey olduğunu düşündüm. Doğru mu düşündüm acaba? tuhaf bir vaka falan diyor. Hala tıpla alakalı olduğunu düşünüyorum ama olmayabilir. Bunu sırf o yüzden okumak için aldım. Ben mesela bazı şey tıp da şöyle bir şey oluyor ya da doktorlarda. Tıpla alakalı hiçbir şey izlemek ya da görmek istemiyorlar. Ben seviyorum. Böyle aa bak zaten çok yanlışları anlayacak seviyede değilim şu an. Az çok anlasam da. O yüzden bence benim hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da hoş, o yüzden. O yüzden. Bir daha o yüzden dersen videoyu kapatın. Kapatmayın. Kesin derim çünkü. O nedenle. Ya listeme almıştım. Burada da yine ilk defa tanışmak istediğim yazarlardan bir tanesi. Sarah'ın Dikenler ve Güller Sarayı. Sarah'ı hiç okumadım ve bu yüzden çok büyük baskılara maruz kalıyorum. Bir daha okumak arkadaşlar arkadaşlıktan edeceğim gibi. Dedim ki arkadaşlıktan edeceksen bari okuyayım. bir de herkes çok seviyorsa bari tanışayım. Aslında ben bunları tuz senesinden sonra bırakmıştım rahat rahat okuyayım diye. Çünkü kitapları çok kalın değil ama biraz gözümü korkutuyorlar. Çünkü biraz ağır ilerliyorlar mı sanırım. Hani Dikenler ve Güller Sarayı şuradaki yine rahatla Cam Şato'nun son kitabı zaten 3 kitap bedelinde ve 7 kitap alması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 7 kitapmış. Yani nasıl okuyayım ben? başka hiçbir kitap okumasam zaten 6 ayımı alırlar yani. O yüzden başlamayı düşünmüyordum ama buna belki başlayabilirim diye düşündüm. Ara tatilde. Çok emin değilim ama haberiniz olsun yani. Bu en çıkabilir aradan kitaplardan bir tanesi. Çok uzun süredir merak ettiğim bir kitap. Yüzbaşının Kızı. Şimdi bende şöyle bir sıkıntı var. Puşkin'i ben çok merak ediyordum. Lisede ben e, Hasan Ali'nin Klasikler dizisinde Yüzbaşı'nın Kızı'nı aldım. Ama Puşkin'in tüm hikayeleriymiş o kitap. Adı Yüzbaşı'nın Kızı ama Puşkin'in tüm hikayeleri varmış içinde ve şöyle bir kitap. Yani ben de onu okumaya hep gözüm korktuğu için asla okumadım. Sonra e, doğan kitap böyle klasikler dizisi çıkarırken Puşkin'in sadece Yüzbaşı'nın Kızı hikayesini böyle bir kitap haline getirmiş. 150 sayfalık kısacık minnacık bir şey. O yüzden ben de dedim ki çok minnoş bunu artık okuyabilirim. Senelerdir merak ediyorsun artık oku zaten diyerek bunu da listeme aldım. Bunun ben filmini izlemiştim. Hachiko. Eğer izlemediyseniz kesinlikle öneriyorum. Mükemmel bir film. Kesinlikle etkisi çok uzun süre kalacak. Özellikle hayvan seviyorsanız ve izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Bu daha çok çocuk kitabı gibi. Bakın puntuları kocaman ve içinde fotoğraflar var. Yani yarım saatte bitecek bir kitap büyük ihtimalle. Bunu da... E ben bunun çok uzun süre baskısının gelmesini bekledim biliyor musunuz? Asla baskısı yoktu, 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 yoktu. Sonra bir yere geldi ben pat diye aldım. Çünkü 4-5 ay boyunca baskısını takip ettim. Bunun kitabı olduğunu ben bilmiyordum filmini izledim de. Sonra birinin elinde gördüm ve dedim ki oha almam lazım çok seviyorum. Çünkü filmini izlerken böyle ağlamaktan içim çıkmıştı falan. O yüzden gerçekten herkesin gö göz yaşlarını sele dönüştürecek bir köpeğin hikayesi diyor ya, doğru dönüşüyor. O yüzden bunu da kitabını okumayı çok istediğim için aldım ve okumak istiyorum. Bunu aslında alalı bir sürü oldu ama bu sene okuyabileceğimi düşünüyorum. Yine ince kitaplardan bir tanesi. Ve burada bir korku kitabı olduğunu düşündüğüm ama tam olarak da korku kitabı olmayabilecek olan bir kitap. Adı Kefasizler Mezarlığı. Bu kitap hakkında çok güzel şeyler duydum. Daha yeni çıktı ama hakkında çok güzel şeyler duyduğum için beklentim yüksek ve çok merak ediyorum. Çünkü ben çok fazla okumasam da korku kitabı okumayı seviyorum yavaş yavaş böyle onu, onu, on da arttırmıyor. onu, onu on da onu da arttırmayı düşünüyorum. Evet konuşamıyorum. Ama bu video bilmem Çok şey heyecanlıyım zaten. Yeni kitaplar gösterdiğim için büyük ihtimalle. Yeni de Okumak istediğim kitapları. Çaremde hep okumak istediğim kitaplar olduğu için çok heyecanlı olabilirim. O yüzden bu kitabı da çok merak ediyorum. Bu da daha ince kitaplardan. Bunu en yakın okuyacaklarımdan bir tanesi de bu. Büyük ihtimalle. Şu an okuduğum kitabı da göstermek istedim. Sonuçta 2022'de okuyacaklarım arasında. Krallar ve Soltarıları. Sanırım en kalın bu sene okuyacaklarımdan en, okuyacağım en kalın kitaplardan bir tanesi bu. Çünkü kaç sayfa? 700 var mı? 600'müş. 600 sayfa. Çok iyi gidiyor. Bir serinin ikinci kitabı. Benim son dönemlerde okudum en iyi Türk fantastiklerden bir tanesi. O yüzden çok severek okuyorum. Bunun için ayrı bir video çektiğim için çok fazla konuşmuyorum hakkında. Aşık olduğum yazarlardan bir tanesi. Halide Edip adı var. Benim en sevdiğim Türk yazarlardan biri olabilir. En sevdiğim Türk kadın yazarlardan biri de olabilir. Gerçekten okumayı çok seviyorum. Ayşe Kuyun'u da çok seviyorum bu arada. En sevdiğim Türk kadın yazarlardan bir tanesi olarak. Ee, vurun kahveyi aldım. Ateşten gömleği aşığım ben. Hani okumayan varsa kesinlikle okuyun. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Mükemmel bir kitap. Vurun kahveyini de ben filmini izlemiştim. Ve bu da ince kitaplardan bir tanesini 160. Genel olarak ince kitaplara yöneleceğimi söylemiştim. Ee, bunun kahvenin filmini izlemiştim ve beni çok etkilemişti. Beni çok etkilen filmlerin ve dizilerin kitaplarını okumayı da çok seviyorum ben. O yüzden bunu da o amaçla almıştım. Sonrasında arkasından Ateşten Gömleği alıp, ilk Ateşten Gömleği okuyup kitaba aşık oldum. O yüzden yani Halide var Aşkım şu sıra kabardı için bunu da yakın dönemde okumayı düşünüyorum. Bu demin gösterdiğim şu sıra en iyi okuduğum, en iyi Türk fantastiklerden bir tanesi dediğim kitabın yazarıyla aynı yazarın kitabı. Ben bu yazarın bu şekilde gençlik, aşk, karışımı kitaplarından bir tanesini okuyup pek sevmemiştim herkes kadar. O da beni biraz üzüyor. O yüzden yazarı bir şans daha vermek istediğim için bu tarz kitaplar çünkü fantastik kitabını çok sevdim. Ee, Ayşe Karnaval'ını da bu sene okumayı düşünüyorum. Bir de bunun hakkında hep böyle çok tatlı, çok minnoş bir hikaye. Işte çok sevimli, okuması çok kolay. Herkes bir gün içinde bitiriyor falan. Tam böyle beynimin çok dolu olduğu bir sınav döneminde okuyup başlayabileceğim, okuyabileceğim, bitirebileceğim bir kitap olduğunu düşündüğüm için listeye aldım. Bu da böyleydi. Neden böyle garip bir video oluyor? Hı? Ve listemdeki bir diğer kitap Madame Bovary. Bunu bazı kitaplar olur cümleyi toparladım kafamda. Böyle okumazsınız ya da çok hakkında bir fikir sahibi olmazsınız ama size güzel bir enerji verir ve o kitabı seveceğinizi düşünürsünüz ya. Bu kitap benim için o kitaplardan bir tanesi. Seveceğimi düşünüyorum bana çok güzel bir enerji veriyor o yüzden bunu da listeme aldım. Bu bayağıdır listemde. Bunu okumayı çok istiyorum. Bir bayağıdır İktam'da olan bir Hasan Ali Car daha var. Bari arka arkaya olsun onu da göstereyim. Bu da, o da kamelyalı kadın. Yani bunu daha önce okurum. Çünkü bunu daha çok seveceğimi düşünüyorum. Hatta bunu yakın dönemde okurum. Okurum. Ne kadar? Kaç sayfa bu? 230 sayfa. Okurum ben bunu. Beklentim yüksek. Beğenmezsem de bayağı hayal kırıklığına uğrarım. O yüzden umarım severim. Yine bu da ince kitaplardan bir tanesi. Genelde gördüğünüz gibi bence <laughs> bana göre her tersten kitap seçmeye çalışmışım. Burada da yine bir Türk kadın yazarımız var. Elif Şafak Aşk. Bu çok eski bir kitap. Yani çok eski demeyeyim. Oha kitabın fiyatına bakın. 15 lira. Şu an bu kitabın fiyatı kaçtır? 50 lira falandır net. 2014'te almışız biz bunu. Kitap fiyatları. Vay be. Üzdü bu, üzdü bu beni bir miktar. Bu o dönemlerde çok sükse yapmıştı ama 2014'de ben kaç yaşındaydım? 14-15 yaşında falandım. O yüzden hani çok benim yaşım o zamanlar için uygun değildi bence. O nedenle okumadım. Ama şu an okumayı düşünüyorum. Bunun da sebebi ne? Ben Elif Şafak'ın bir kitabını okudum. Baba ve Piç'ini okudum. Baba ve Piç kurgu olarak çok iyiydi. Yazım dili olarak çok iyiydi. Ama bazı açılardan ben onu sevmemiştim. Sevmemiştim demeyeyim. Çok arada kalmıştım. Hatta net bir puan bile verememiştim kitabı. Çünkü aşırı arada bırakmıştı beni. O yüzden Elif Şafak'ın bir kitabını daha okuyup en azından yazar hakkında daha net düşünceler sahip olmak istediğim için bu sene aşkı da okumak istiyorum. Bu kitabı listeme alma sebebim de buydu. Ve burada çok merak ettim ve yine fuarda çalıştığım dönemde kendisi standımızdan aldığım bir kitap. Evelyn Hardcastle'ın Yedi Ölümü. Bu da konusu çok hoşuma gidiyor ve bunu da çok merak ederek yine böyle aşırı yoğun ders dönemlerinde okuyabileceğimi düşünüyorum. Bunun da konusu şu. Bir otelde eş, konaklayan bir kadının olduğu otel bir otelde konaklayan bir kadın oldu o otelde aynen. Bir cinayet işleniyor ve kadın 7 gün boyunca her gün o oteldeki farklı bir insanın bedeninde uyanıp o günü tekrar yaşıyor. Ve katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Ve eğer katili bulamazsa 7 gün zihnin silinecek ve o 7 gün tekrar tekrar katili bulana kadar yaşayacak. O yüzden yedi gün içinde de katili bulması lazım. Ve aşırı güzel bir kurgusu olan bir polisiye tarzı. Polisiye demeyelim işte hani gizem gelelim da olabilir mi? Gizem kitabı. Aslında bu kitabı ben sevmeyeceğimi düşünüyordum. Konusu hakkında hiçbir fikrim yoktu ama bana çekici gelmiyordu. Hani demek ki Kamelyalı kadının tam tersinden ama sonra konusunu okuyunca çok etkilendim. Ve bu seneki listelemde olan kitaplardan bir tanesi de bu bu sene olan listemdeki, bu sene olan listemdeki harika bir diğer kitap uçurtmayı vurmasınlar. Bunun da filmi olduğunu ben biliyorum. Aa 100 sayfa, kısacık, bir saatlik bir kitap. Filmini izlemedim ama ben çok küçükken hayal meyal annemlerin izlediğini hatırlıyorum. Bu da bu küçüklükteki bazı anılarımı canlandırıyor ve hakkında güzel yorumlar duyduğum için aldım ve çok almıştım ve kısa ve merak ettiğim için de bu seneki listeme ekledim. Az kitabımız kaldı. Listeme eklediğim ama çok büyük bir ihtimalle okumayacağım bir kitap Kimyas ve Kayra. Neden okumam? Hakan Günay okumak çok zor. Ve gerçekten zor bu arada. Hani psikolojik ve zihinsel olarak buna hazır olmanız gerekiyor. Hakan Gün'e tek bir kitabını okudum. Zamir. Ama sebebim zamir okuyup Hakan Günder'in dizine aşık olup Hakan günlerle devam etmek istediğim için aşırı heveslenmem. Okuyamam dememin sebebi de zamirde bile çok zorlanmam belli açılardan. Çünkü psikolojik olarak insanı yıpratan bir kitap ve çok uzun sürede okumam. Hem de ders yoğunluğundan dolayı. O yüzden Kinyas ve Kayran'ın da aynı şeyi yaşayacağımı düşünmem ve Kinyas ve Kayran'ın zamirden daha uzun olması. 500 sayfa. O yüzden çok düşünmüyorum okuyacağımı. Ama eğer hani biri dese ki bana hiç okulun olmayacak, hiçbir şey olmayacak, sadece kitap okuyabilecek ne okursan kimyas ve okurum. Peki böyle bir olacak mı? Hayır olmayacak. Umarım olmaz. Yani yine de kötü bir şey olur çünkü <laughs> okulu bırakmak zorunda kalmak falan. O yüzden bunu da yine de listeme aldım ama çok okumaya umutlu olduğum kitaplardan biri değil. Ve listemde göstereceğim son beyin boşluğu istediğim dönemlerde okum okuyabileceğim kitaplardan bir tanesi Kimse Gerçek Değil. Şimdi bu kitap için benim beklentimi çok yükselttiler. Bu gençlik tarzında da okumayı sevdiğimi söylemiştim. Onu okuyanlar hep diyor ki okuyacağın en iyi kitaplardan bir tanesi. Bazıları da gerçi birkaç tane olumsuz yorum da duydum ama genel olarak çok olumlu yorumlar var. O yüzden çok heyecanlıyım bu kitap için. Çok heyecanlı değilim aslında ya. Beklentim düşük. Neden böyle? Merak ediyorum ama çok da sevmeyeceğimi düşünüyorum. Bu yazarın da bir kitabını okumuştum. Sevmiştim onu. Birkaç yerden puan kırmıştım ama 8 ya da 9 varmıştım. Ama bunu merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Onu söyleyeyim. O bir ana karakter varmış. Bakın kitabı okumadan ana karakteri öğrendim. Ona herkes o kadar beğeniyor, seviyor ki onu merak ettiğim için okumayı düşünüyorum bu sene. Ve yine o aşırı hevesli olduğum kitaplardan bir tanesi. Notre Dame'ın Kamburu. Bunun müzikaline gitmiştim ve çok sevmiştim. O yüzden konuyu biliyorum. işleyişi biliyorum. Ama kitabını da okumak istiyorum. Bakın seçtiğim kitaplardan bazılarını da görmüşsünüzdür. Ben hani şey modunda olan biri değilim. Hayır asla spoiler yememem lazım modunda olan biri değilim. Hatta spoiler'ı seviyorum. O yüzden İlk olarak kitabı okumayı her zaman tercih ediyorum ama kitabını okuyamayacağım dönemde izlemek zorunda kalırsam ya da kitabı olduğunu bilmeden izlersem Burun Kahve'de öyle olmuştu mesela. Sonrasında kitabı okumak için de çok hevesli oluyorum. Bu da onlardan bir tanesi ama bu da kalın olanlardan bir tanesi. Kinyas ve Kayra gibi okur muyum emin değilim ama biz fırsat bulursam okumayı en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Kamera da devrildi. Kamera aynı açıdan devam etmiyorsa devrildiği için kusura bakmayın. Ve son 3 kitabım kaldı bu sene okumayı planladım. Zaten ben bu sene 50 tane 50 tane okuma hedefi koydum. Size şu an 30 kitap gösterdim herhalde. Bakalım 50 olacak mı? Bu bir şey olduğu yok. Domingo'nun yeni kitaplarından bir tanesi. Bu çok fazla ödül aldı ve hakkında çok fazla olumlu şey duyduğum için listeye aldım. Hem de ince bir kitap. Bu kaç sayfaymış? 250 sayfa. Yani bu sebeple merak ettiğim bir kitap. Çok beyin boşluğu yaratacağını düşünmüyorum diğer gençlik kitapları gibi. Ama yine de merak ediyorum. Bu da böyle. Ve son kitaplarımdan bir tanesi Biz. Ben bu kitabı almak için o kadar çabaladım ki. Çünkü asla şeyini bulamıyordum. Stokta bulamıyordum. Sonra şu an stokları yenilendi herhalde. Her yerde bulunuyor. Ama ben benim istediğim dönemde stokları asla yoktu. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Bilim kurgu klasikleri okumayı da çok seviyorum. Ve biz bilim kurgu klasiklerinin temel kitaplarından biri olduğu için bunu da okumak için çok hevesliyim. Ve bu da çok kısa bir kitap. O yüzden ya aslında bakın kısa kısa okuyabilirim bence. Tuz çalışabilirim. Bu sırada Instagram'ımı da çalışabilirim. Ve bu sırada Instagram'dan kalmaya da bilirim. Ve bu sırada Instagram'da da ilgilenebilirim. Ve bu sırada sosyal hayatımı da yaşayabilirim. Neyse. Yani diğer kitaplarımdan bir tanesi Ardında Bıraktığın Kadındı. Bunun da konusunu çok sevdim ben. Geçmiş gelecek bağlantılı işleyen kitaplardan bir tanesi. Yani bir yüz sene öncesini anlatıyor, bir 100 sene sonrasını anlatıyor. Ve o, o iki yüzyıldaki hayat Farklı hayatlar yaşayan iki kadının hayatını aynı anda anlatıyor. O tarz yani işleyişi, bu tarz işleyişleri sevdiğim kitaplara, bu tarz işte işleyişler, kitaplarda sevdiğim işleyişlerden bir tanesi olduğu için bunu da listeme aldım. Aynı zamanda ben Jojo'yu okumadım. Herkes sandığın önce beni aşırı derecede seviyor. Ben hala okumadım. O yüzden dedim ki en azından Jojo ile tanışmak için bu kitabı okuyayım. Ve bu seneki listemde kitaplar böyle. Bu videoda anormal bir şekilde normalde de hızlı konuşan bir insan olmama rağmen daha da hızlı konuştum. Gerçekten bu videoda çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, ve hani listemdeki kitaplardan bunu kesinlikle oku dedikleriniz varsa ya da aa bunu ben de okuyacağım dedikleriniz varsa ya da a elinde kitap varsa bu kitap varsa bunu da listene alabilirsiniz dediğiniz kitaplar varsa yorumlara bırakabilirsiniz. <laughs> Bu halimle de beni kabullendinizini çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın, kitapla kalın. Görüşmek üzere.